Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te Silent Hill 2'nin 9. bölümüyle sizlerle beraberim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde Maria'nın hayatta olduğunu gördük ve bizi kurtarmasını istedi. Biz de bu doğrultuda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Maria arkamızda çaresizce bekliyor. Biz de nereye gideceğimizi bilmiyoruz. İndiğimiz merdivenden geri çıkıyoruz herhalde. Video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Aa, aynı oda. Acaba yine döndürüp döndürüp bir şeyler mi yapacağız? Ama bir şey var burada, bakın. Kablo kesici. Kablo kesici. Herhangi bir ihtiyacımız var mıydı? Kablo kesmeye yarıyor. Kerpeten gibi bir şey. Geldiğimiz yerden bir geri dönmeye çalışalım. Aa, evet evet tamam. Şu ilk başta baktığım haritada karşıma çıkan kablolu bir yer vardı ya. Geçemiyorum, bıçak kullanmaya çalışayım falan dedim. Orası. Başa döneceğim. Yani buradan sola, evet. Şuradan sola. Evet, burası. Girdik. Ve şimdi başka bir yere iniyoruz. Kalkma ya. Bir merdiven daha var. Haritası var mı buranın? Haritası var. Evet, o zaman ilk başta bir gidip görelim. Şunu da bir öldürelim. Vur vur vur. Vur, at tekme. Tamam, madem buraya kadar geldik, buradan bir çıkalım. Hadi, kararsızlık yaşayalım. Geri dönmeyelim bari. Hiç bilmediğimiz bir yerdeyiz şu anda. Haritası da mı yok? Var. Işık. Ama bomboş bir oda burası. O zaman çık. Şimdi buradan sola döneceğiz. Ve burayı da deneyeceğiz. Neredeyiz? Yine bilmiyoruz. Bence sağ. İnmek yok. Oraya da bakalım. Burası da boş. Tamam, buranın boş olduğunu görmemiz yine iyi oldu. Ne saçma, ne garip, ne acayip bir yerdeyiz. Sol, sağ. Önce düz. Hayır. Ortalık karışıyor ama giderek. Tamam, bütün yollar birbirine bağlanacak. Şuradan çıkalım o zaman. Geride bıraktığımız herhangi bir yer kalacak. Allah Allah. O kadar sistemli gitmeye çalışıyorum ama şimdi yine her yeri unutacağız. Çıkmadığımız bir merdiven var, onu unutmayalım. (Gülüyor)
Tamam, burası da kapalı. Burası ve çıkmadığımız bir merdiven. Hayda, bir in bakalım. Hayır, herif sürttü. Kaç kurşun kaldı? Bu arada bayağı kullanıyoruz ama... Var, daha bayağı var tabii. Burası sanırım o hiçbir şey olmayan odanın altı. Burada bir elektrik düğmesi vardı ya. Evet, oranın altına benziyor. Şimdi sağ taraftaki merdivene çıkmayı deneyeceğim. Bir dakika, burası değildi. Evet, burası değildi. Bir boşluk vardı hemen solumuzda. Evet, burası ne? Burada da bir merdiven var. Çık bakalım. Hala çıkmadığımız bir merdiven var. Allah senin belanı versin. Neredeyiz? Ne pis oturttum ya. Şu fener kapama tuşunun yerine aslında şeyi atasam. Silah değiştirme. Heh. Işığı zaten açıp kapatmıyoruz. Nasıl olacak şimdi? Heh, böyle daha mantıklı ya. Kan akıyor üstümüzden. Aa, Allah'ım ya Rabbim, nerelerdeyiz biz böyle ya? Çık bakayım, çık. Yerde bir gazete var. Yerde bira gazete var. Kana benzeyen bir şeyle kaplı ve kısmen okunamaz durumda. Kimliği sonradan Thomas Orozco, marangoz, 30 yaşında tespit edilen, 30 yaşında olarak tespit edilen ceset odasının ortasında dolaşırken bulundu. Ölürken bulundu. Ölüm sebebi boynunun önünde olduğu birden fazla bıçak yarası ve keskin kenarlı bir silah ile gövdenin sol tarafına verilen hasar. Ölümün gerçekleştiği tahmin edilen zaman dilimi 23 ile 12.5 arası. Odadaki boğuşma izlerinden ve cinayet aletinin bulunamayışından yola çıkarak polis bunun bir kasti öldürme olduğunu düşünüyor ve bir cinayet soruşturması başlattı. Ek olarak odadaki nakde dokunulmamış olması ve Mr. Orozco'nun sarhoşluk ve şiddet dolu bir geçmişinin olması polisin cinayet sebebi olarak yerini düşünüyor. Kaydet. Nereye geldik bilmiyoruz ya böyle. Şimdi nereye çıktık, nereye çıkmadık onları da artık karıştıracağız ama hala geride bıraktığımız bir merdiven var. Yerde bir gazete daha var. Bir saniye. Gazeteler tüm duvarlara ve yere saçılmış durumda. İlgi çekici bir şey yok gibi duruyor. Ama bunun üzerinde bugünün tarihi var. Çok garip.
Aa. Baba mı? Yedi beni bence. Yiyor beni bu şu anda, öleceğim. Allah'ım Allah'ım. Gelme. Hadi git uzaklaş. Kurşunum bitti bence. Hemen değiştirelim. Isırma. 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 Sırtında biri var sanki ya. Are you okay? Bu kadının adı neydi? Angela değil mi? Babamı öldürdün diyecek şimdi. Angela. Relax. Don't order me around! I'm not trying to order you. So what do you want then? Oh, I see. You're trying to be nice to me, right? I know what you're up to. It's always the same. You're only after one thing. No, that's not true at all. You don't have to lie. Go ahead and say it. Or you could just force me. Beat me up like he always did. Bu kadın da babasını arıyordu herhalde. You disgusting pig. Angela. Don't touch me. You make me sick. Herkes kafayı yemiş ya. You said your wife Mary was dead, right? Yes. She was ill. Liar! I know about you. You didn't want her around anymore. You probably found someone else. That's ridiculous. I never. Neler oluyor böyle ya? Bu duvardakiler ne böyle? Neysiniz oğlum siz? Nereden geldik? Evet. Buradan mı geldik? Nereden geldiğimizi de bilmiyoruz. Orada kayıt yeri vardı. Silah alalım elimize. Burada bir kapı mı var? Evet. Oha. Bunlar kesin beni öldürür. Bunlar ne böyle burada? Bu ne böyle ya?
Arkadaşlar. Çık, burada bir şey yok herhalde. Var mı yoksa? Saçma sapan bir oda. Ama boşa da yapmayacaklarını düşünüyorum. Aa. Oradaki ölü adamlar, ölü adamlar bir ağaçta sallanıyorlar. Kaç tane ölü adam görüyorsun? Dil maviye döndü ve yüz de grileşti. Onları sallanır ve dönerken izle. Dil maviye döndü ve yüz de grileşti. İlki öldürdü kasap olan adamı. Sonra onu pişirdi. Kızarmış tavada. Aç olan misafirlerine ikram etti. Ve rica üzerine ikincisi de bir sonraki gülümsemesi ve şekerleriyle sokaklardan zavallı çocuğu çaldı. Kötü giyinen adama bir köle diye sattı. Bir gece eve zorla girmek, hırsızın kötü bir dehşeti var. Akılsız başını bir ayla doldurmuş. Sabah kalktığında kendini kasabada hapsinde bulmuş. Kasaba hapsinde bulmuş. Gözü pek yeteneğiyle ressam yeteneğini fatura boyamakta kullanır. Ama işi bitmeden yağmura yakalanır. O zaman da kullandığı mürekkep kaçım kaçım kaçınır. Büyük bedel ödeme sözleriyle kazanmadığı altınları alıyor. Gözden uzakta sarıp sarmaladı. Tüyü verdi gecenin içine sessizce. Hırsız falan. Üç ev kül olana kadar yandı. Şerif'inse dönecek yeri kalmadı. Bir yabancı şehrine mi sızdı? Onu kilitleyip aşağı aldı. Ölü adamlar, ölü adamlar. Bunları çekiyorum herhalde. Tavandan sarkan bir halat var. Çekecek misin? Arkadaşlar. Buraya girebiliyoruz mu? Girdik. Bir devam edelim bir saniye. Kelepçeleri çıkarmadan vanayı çeviremem. Elimizde herhangi bir şey yok değil mi? Evet, yok. Muhtemelen o bulmacanın çözümüne göre burayla alakalı bir şey alacağız. Ölü adamlar, ölü adamlar. Önce şuranın bir fotoğrafını çekmek istiyorum. Bir saniye. Adamların tipleri belli mi? Hangisinin hangisi olduğunu ayırt edebilir miyim? Hepsi aynı. Dur bakayım. Ha, yüzü bir parça kağıt ile örtülü. Üzerinde de bir şeyler yazıyor. Bu adam cinayet suçundan dolayı asıldı. Adalet ve intikam yerini buldu. Hemen bir kağıt kalem bulmam lazım. Şimdi siz de not alın isterseniz ya da izleyin sadece. 6 tane adamımız var. Ben şöyle kağıt üzerinde 6 tane nokta yapıyorum. Sağ üst köşedeki bu adam cinayet suçundan dolayı asıldı. Cinayet. Adalet diye not alıyorum. Adalet yerini buldu. Yani bu adam ölmesi gerekiyordu herhalde. Bu adam hırsızlık suçundan dolayı asıldı. Hırsızlık. Adalet ve intikam yerini buldu. Adalet. Tamam. Bu adam dolandırıcılık suçundan dolayı asıldı. Dolandırıcı. Adalet ve intikam yerini buldu. Yani bunların hepsinin ölmesi gerekiyordu. Muhtemelen bu ipleri çekeceğiz. Ama suçsuz var mı? Bu adam kalpazanlık suçundan dolayı asıldı. Kalpazanlık.
Adalet ve intikam yerini buldu diyor yine. Hepsini çekeceğiz o zaman. Bu adam kundaklama suçundan dolayı asıldı. Bu da eve ateşe veren kundaklama. Adalet. Bu adam adam kaçırma suçundan. Adam kaçırma. Adalet. Acaba sırayla mı çekeceğiz? Tamam, burada gerekli notu aldım ve diğer odaya gidiyorum. Çok enteresan ya. Artık böyle oyunlar çıkmıyor maalesef. 2001'den bahsediyoruz yalnız. Şurayı iyice bir okuyalım. Burada başka bir şey diyor. Sadece günahsız olan sana burada yardım edebilir. Yanlışlıkla bir suçlunun halatını çek ve ödülün sana şaşılacak biçimde garip bir şekilde dönecek. Sadece günahsız olan sana burada yardım edebilir. Yanlışlıkla bir suçlunun halatını çek ve ödülün sana şaşılacak biçimde garip bir şekilde dönecek. Sadece bir tane çekecekmişim. Acaba sadece biri mi suçlu? Dur bakalım, şurayı tekrar okuyalım. Ölü adamlar, ölü adamlar bir ağaçta sallanıyorlar. Kaç tane ölü adam görüyorsun? Dil maviye döndü ve yüz de grileşti. Onları sallanır ve dönerken izle. İlki öldürdü. Kasap olan kadını. Kasap olan adamı. Sonra onu pişirdi, kızarmış tavada. Aç olan misafirlerine ikram etti ve rica üzerine ikincisini de. Bu cinayet. Bu adam suçlu. Bence. Bir diye not alıyorum buraya. Bir sonraki gülümsemesi ve şekerleriyle sokaklardan zavallı çocuğu çaldı. Kötü giyinen adama bir köle diye sattı. İkinci, adam kaçırma. İki, adam kaçırma. Köle diye sattı. Bir gece eve zorla girmek. Hırsızın kötü bir dehşeti var. Akılsız başını birayla doldurmuş. Sarhoş. Sabah kalktığında kendini kasaba hapsinde bulmuş. Üçüncüsü, hırsızlık. Yani burada en kötüsü şu anda cinayet bence. Gözü pek yeteneğiyle ressam yeteneğini fatura boyamakta kullanır. Ama işi bitmeden yağmura yakalanır. O zaman da kullandığı mürekkep kaçım kaçım kaçınır. Bu suçsuz. Gözü pek yeteneğiyle ressam yeteneğini fatura boyamakta kullanır. Ha, bu kalpazanlık oluyor bence. Ya da dolandırıcı oluyor bu. Evet, bu dolandırıcı oluyor. Ama işi bitmeden yağmura yakalanır. O zaman da kullandığı mürekkep kaçım kaçım kaçınır. Bu dolandırıcı. Dördüncüsü. Büyük bedel ödeme sözleriyle kazanmadığı altınları alıyor. Gözden uzakta sarıp sarmaladı. Tüyü verdi gecenin içine sessizce. Büyük bedel ödeme sözleriyle... Yo, bu dolandırıcı. Büyük bedel ödeme sözleriyle. Tamam, kalpazan az öncekiydi. Bu dolandırıcı. Üç ev kül olana kadar yandı. Şerif'in ise dönecek yeri kalmadı. Bir yabancı şehrine mi sızdı, onu kilitleyip aşağı aldı. Bu da kundaklama. Ölü adamlar, ölü adamlar bir ağaçta sallanıyorlar. Kaç tane ölü adam görüyorsun? 2 metre uzunlukta ve 6 adam genişliğinde. Boyunlarını çevrele, o bağlanacak ilmekle. Arkadaşlar, ben bir kaydetmek istiyorum. Yalnızca günahsız sana yardım edebilir diyor. Acaba bir tane mi çekmem lazım? Bakın şu cinayet. Önce bunu öldürmek istiyorum. Bu cinayet. İlki.
Çektik. Bir kere daha mı çek? Kaldırıyor muyum yoksa geri? Diğer odaya gidip bakmak istiyorum bir şey oldu mu diye. Acaba başka birinin... Aa, bak bak bak. Oha. Bir de koridor mahlukatlarla dolmuş. Ha, bir şey olmadı. Yalnızca günahsız sana yardım edebilir. O zaman bence yalnızca şu kundaklama bence suçsuz olan. En basiti. Evet bak kundaklama, bak yere bir şey düştü. Cesetin yüzünü kapayan kağıt yerde duruyor. Yanlışlıkla idam edilmiş olan mahkumdan kalan anahtar. Aynen, bakın kundaklama bence suçsuz diyordum. Bu kadar uğraşmaya gerek var mıydı acaba? Bilmiyorum. Ama yani o kadar şey yazdılarsa hepsini teker teker deneyip oraya gidebilirdik. Acaba bir sıralaması mı vardı? Bilmiyorum ki. Şunu bir deneyelim. Allah Allah. Tamamdır. Kilitli. Haritamız var mı? Haritada da bir yeri işaretlemiyor ki. Aa, Maria'nın odasına girdik. Maria? Maria? Maria, no. What happened to you? Kadın ikinci kez öldü. Tabii ki de geri dönüp bakacağız. Bu odada benim için başka bir şey kalmadı. İstemiyorum ama onu burada böylece bırakmak zorundayım. Artık burada yapabileceğim bir şey kalmadı. Kapı açılmış. Çok acayip bir oyun. Mary bir kez daha öldü ama bence yine ölmedi.
Yine karşımıza çıkıyor. Ah, mezarlık. Hem de bir evin içerisinde mezarlık var. Buradaki mezar taşında da bir şey kazınmış. Bu kötü adam idam edilmesinden hemen önce son bir şişeyi birayı dikti ve burada sonsuz uykusuna yattı. Hırsız. Sadece hırsızı okuyabildik. Miriam K. Hain. Mezar taşının üzerine okunamayacak kadar kazınmış. Aaa, Walter Sullivan. Hatırladınız mı bunu? Önce şunu bir kaydedelim ya. Mezarlar var. Ne yapacağız? Bir mezar mı kazacağız? Burada derin bir delik var ama içerisinde hiçbir şey yok. Oo, bakın arkadaşlar, o deliğin Eddie Dombrowski. Aa, Eddie mi? Bizim Eddie lan bu. Bizim adımız da yazıyormuş şu an. Angela Orozco. Bence burada bizim adımız var. James Sunderland. Ve burada uçsuz bucaksız bir delik var. Kendi mezarımıza atlayacağız şu anda. James kaderde bu da mı var? Bizim için kazılmış mezara atlıyoruz. Aa, ne demişti? Eğer Mary'yi gerçekten görmek istiyorsan tek yapman gereken şey ölmek. Çok enteresan değil mi ya? Mezarımıza atladık. Sis var. Aa, giderek kan oluyor her taraf. Eddie. Eddie, what are you doing? What does it look like? He always busted my balls. You fat, disgusting piece of shit. You make me sick. Fat ass, you're nothing but a waste of skin. You're so ugly, even your mama don't love you. Well, maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And the corpse can't laugh. From now on, if anyone makes fun of me, I'll kill him. Just like that. Adam yine dünyayı öldürmüş Eddie, ya. Have you gone nuts? Ah. I knew it. You too. Ah, bizi de öldürecek. You're just like him, James. Hey, I didn't mean anything. Don't bother. I understand. You've been laughing at me all along, haven't you? Ever since we first met. I'll kill you, James. Lan 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 lan. Arkadaşlar. Öldürsek mi acaba? İnanın ne yapacağımı bilmiyorum şu anda.
kapağı açılmıyor. Allah kahretsin. Kurşunu biter mi acaba ya? Aa, kurşunu bitti bence bunun. Ben bunu öldürmek istemiyorum. Yerdeki kurşunları alsam. Eğer ölürsek mecbur öldüreceğim. Ama önce öldürmemeyi denemek istiyorum. Allah'ım yarabbim, herhalde öleceğiz arkadaşlar. Şu ilk yardımın tamam bitsin. Aa, kurşunum bitti acaba. Eddie defol git ya, lütfen. Çek git oğlum ya. Allah kahretsin seni Eddie, emin. Şişko züppenin tekisin sen. Şimdi bak, şu silahı sıkacağım. Geberteceğim seni eğer gitmezsen. Ama önce bu kadar yumrukla vurmuyordu. Çok sinirlendi herhalde. 10 tane şeyi buna kullandık ya. Bitmiyor abi. Sanırım bence bunun kurşunu hiç bitmiyor. Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin dedi. Geber züppe. Ama ölürse bu şey yapacağım. Load yapıp ben kaçar maçar diye düşünüyorum. Aa, kaçtı. Kaçtı arkadaşlar. O zaman bunu sinirlendireceğiz. Bir load yapalım. Acaba ateş etsek filan da ölüyor muydu ya? Evet, öldürmektense arkadaşlar, Eddie'yi bu şekilde kovduk. Tamamdır. Kurtulduk Eddie'den. Aslında o şişkoyu öldürmemiz lazımdı ama. Mary'yi ararken cinayet işlemeyelim bir de. Buradan mı kaçtı? Evet. Do you know what it does to you, James? When you're hated, picked on, spit on, just because of the way you look, after you've been laughed at your whole friggin' life. That's why I ran away after I killed the dog. Ran away like a scared little girl. Yeah, I killed that dog. It was fun. It tried to chew its own guts up. Finally died all curled up in a ball. Then he came after me. I shot him too, right in the leg. He cried more than the dog! He's gonna have a hard time playing football on what's left of that knee. You think it's okay to kill people? You need help, Eddie. Don't get all holy on me, James! This town called you too! You and me are the same. We're not like other people. Don't you know that? Geldi. Let's party! Bu ne ya? Bundan kurtulamayacağız mı? Kapı açılmıyor. Ne yapacağız? Öldüreceğiz mi abi bu baş belasını? Beni arıyor. Evet, böyle sağ sol gizlenmesi vardı. Ara ara bakayım, ara. Allah senin. Şunlara vur bakayım, bir şey olur mu?
Bir de öldürürsek gidebileceğimiz yer yok. Bu kapıyı açması lazım bize. Bence kaçmakla olmayacak. Yine bunu 3-5 kere vurmam lazım. Gel. Bu sefer etkilemiyor mu? Öldü mü? Eddie? I killed a human being. Eğer öldüyse geri dönüp silahla öldüreceğim bunu. Mary. Did you really die 3 years ago? Eddie gitti ya. Arkadaşlar, Eddie kurşunu biter kaçar diye düşündüm ama öyle bir şey yok. Bu adamı öldürmemiz gerekiyor. O yüzden en ağır silahımla 2 vuruşta öldüreceğim, yoksa Eddie canımı mahvediyor. Evet. Şununla bir vuruşta bir öldürmeyi deneyelim bakalım. Kaçtı, evet. Bir vuruşta kaçtı. Tamam, demek ki ölmüyormuş. Ne olursa olsun. O kadar artistik yapmasına gerek kalmadı. Ben kesit kesit gösterdim muhtemelen size. Önce oraları izlediniz yani. Spoiler olmadı sizin için. Şimdi burada da artık karşıma çıktığı gibi öldüreceğim. Buraları zaten izlediniz. Gel. Gel bir kere daha. Evet, 2 vuruşta geberdi bile. Biz tahtayla dünya kadar vurduk kurşunu bitsin kaçsın diye ama... Eddie? Evet, burayı zaten izlemiştiniz. Eddie, Allah rahmet eylesin, yapacak fazla bir şeyimiz yok. Sen çok kaşındın. Zaten kaç kişiyi de öldürdün. Daha fazla yaşamaman lazımdı. Nereden çıkacağız şimdi? Buradan. Evet, burası açılmış. Neredeyiz ki? Botun olduğu yerdeyiz. Önce sola bakalım. Boş. Bir kayıt yeri var. Tamam, kaydederiz. Bota binmeden önce kaydedeceğim ve bölümün sonuna geleceğiz arkadaşlar. Evet, burada bölümün sonuna geliyorum. Arkadaşlar, video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı Cap'te kalın. Hoşça kalın. Arkadaşlar, deprem oluyor. Deprem oluyor. Deprem oluyor arkadaşlar. Oo, çok büyük bir deprem oluyor. Geberdim.